ÇEB'in açıklamalarını sizlerle paylaştık. Anonslarken yüksek ücretli oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor dedim. Orada bir şart var. Eğer indirime yanaşmazlarsa. Oyuncular indirime yanaşacak mı sence Ilgaz Şınar? Beşiktaş'ın bu anlamdaki duruşunu, Ahmet Nur Çebi'nin bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun? Ya, genel olarak 3-4 kulübü kenara koyarsak esasında Türk kulüplerinin bakış açısı ve oyuncuların yaklaşımı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yerli oyuncu bir şekilde hallolur da yabancı oyuncu noktasında biraz sıkıntı var. Niçin? Çünkü kulüplerimiz zamanında ödeme yapmıyor. Şimdi sen zamanında ödeme yapmayan oyuncular öncelikle şunu isterler. Ya bir geçmişi bir verin, şeyi konuşuruz. Bu COVID sonrasını konuşuruz. Orada çok büyük sıkıntılar çıkacak. Yani bu handikapı yaşayacak olanlar da kulüp tarafı tabii ki, oyuncu tarafı değil. Çünkü oyuncunun hak edişi var zaten. Evet. Yani oyuncu öncelikle bir... Her şey normal olmuş olsaydı oyuncular yanaşırdı zaten. Derdi ki, evet yani bu kulüp benim takır takır paramı ödüyor, ben niçin bunu yapmayayım diyebilirler. Ha, demeyenler üzerinden de onu çok tartışmayı doğru bulmuyorum ben. Çünkü insanın hayata bakıştır bu. Kimisi kabul eder, kimisi kabul etmez. Yani kabul etmeyeni de nasıl söyleyeyim, hani şey gibi, hedef gibi göstermemek lazım. Hedef tahtasına, hedef tahtasına koymamamız lazım. Gerekiyor. Ama olacak maalesef, onu söyleyeyim. Hani yani 2-3 hafta içinde biz bunları duymaya da başlayacağız. İşte böyle istemedi, bunu istedi, bunu istemedi, bu istemişti, bu istememişti, delikanlı çocukmuş değilmiş falan noktasında. Yani evet, bayağı bir oklanan, böyle vudu bebeğine dönen oyuncular olacak yani. Evet. Öyle görünüyor hakikaten. Beşiktaş'ın mevcut kadro yapısına, takımına baktığın zaman zaten sanki ciddi bir revizyon ihtimalinin yüksek olması gerekiyor. Öyle ama işte mesela Sergen Yalçın da belirli oyuncuları tamir eden bir teknik direktör. İşte Ozan Tufan Alanyaspor'da tamir etti lafını özellikle kullanıyorum, yanlış anlaşılmasın yani. Baktı, belirli sıkıntılarını giderdi. Mesela son 3-4 maçta ligleri ara verilmeden önceki süreçte Taylor Boyd'u çok iyi kullanmaya başladı. Bir Alanyaspor deplasmanı vardı. Hepimiz şaşırmıştık Taylor Boyd'u nasıl kullandılar. Santofon arkasında o, hatta işte Gökhan Gönül'ün falan 44. dakikalarda falan kaçırmış olduğu gollerde 3 kere pas istasyonu oldu, geçiş oyunu oynadı falan. Bunları yapabiliyor zaten Sergen Yalçın. O da belirli bir noktada o ekolden gelen bir oyuncu, eski oyuncu, yeni teknik direktör. Şimdi öze dönüş yapacağız diyor. Mesela Fatih Aksoy var elimizde. Sivasspor'da harika orta saha performansı gösteren. İşte belki Rıdvan Yılmaz'ı daha fazla göreceğiz. Kartal Kayra daha fazla süre almaya başlayacak. İşte Beşiktaş'ta ya acaba zihinlerde hep soru işareti vardır ya, buranın oyuncusu mu değil mi noktasında birçok oyuncuya daha fazla değer katabilecek bir Sergen Yalçın izleyeceğiz yani. Ya birçok oyuncu aslında buranın oyuncusudur ama oyuncular şansları bulamazlar. Veyahut da sen zaten şartlı olarak buranın oyuncusu mu diye lafa başladığın anda, sezona başladığın anda o oranın oyuncusu olma şansını elinden kaçırır. Çünkü sen güzel hareketini görmek istemezsin. Hep kötü hareketini, hatasını beklersin. Tribünde de böyledir ama. Bekler, hata bekler. Bak ben size demedim mi falan, böyle tribün abileri vardır ya. Her tribünün böyle heyecanlı insanları vardır yani. Halbuki birçok oyuncu var öyle ya. Yani bırakın bir salın oynasınlar yani. Sonra bir sezon sonra karar veririz biz buna. Bak 5 maç 6 maç sonra değil, bir sezon sonra karar veririz. Geçen yapmış olduğumuz bağlantıda olduğu gibi Skype'de onu da açmak lazım. Öze dönüş sadece altyapınıza dönüş demek değildir bu arada. Yani bütün kulüplerin peşine düştüğü, sözleşme imzalamak için peşine düştüğü Emre Kılınç, Ömer Hakan Yandaş, birisi 2. ligden birisi TFF 1. ligden geldiler Sivasspor'a. Oynamaya başladılar ve piyasanın en değerli adamı oldular. Hakeza Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor'daki Altınordu'dan geldi. Yani birçok oyuncu var. Öze dönüş belki de TFF 1. lige dönüş olacak. Nispeten 2. lige dönüş olacak. İşte haberler ne kadar doğru bilmiyorum. Nurullah için, kaleci Nurullah için çıkan haberler. Yani Samsunspor çok para istemiş, eğer haber doğruysa. 6 milyon euro falan değil ama işte bu tarz oyunculara dönülecek ve onlar daha fazla belki de transferin gözdesi olacaklar. Ama lütfen şu bir fırsat. TFF sadece şu anda lig ne zaman başlayacak değil. Tabii ki ben şeyi de merak ediyorum. TFF 1. lig, 2. lig ve 3. lig planlarını da merak ediyorum. Hani sadece Süper Lig'den oluşmuyoruz çünkü. Orada birçok değerli kulüp var alt tarafta. Üvey evlat muamelesi görmesinler şu süreçte. İki, lütfen önümüzdeki sezon şu kulüplerin izlenebilir kılın. Cumartesi ve pazar aynı gün, aynı saatte veyahut da yarımşar saat arayla başlayan maçlara hiçbir kulüp gözlemci yollayamaz.
Öze dönüş oralarda özümüz olduğu için bizim birazcık daha 4 güne yayılmış. Hatta haftada belki de bazen 2 maç oynamaya zorlanan ve salı, çarşamba, perşembe sonrasında cumartesi, pazar, pazartesi oynanan maçlara da birazcık ağırlık verelim ki biz ikincilikteki, birincilikteki değerlerimizin farkına varalım. Takip edebilmek anlamında hakikaten ki, çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani işte Eskişehirspor şimdi zor durumda. Hani nispeten takip edilebilir bir lig olarak söylüyorum. Sadece Mehmet Özcan yok ki orada. Talhas'ı var, şey, Metropol Başakşehir'in aldığı Cemal Sertel'i var. Altunbaş var, Bursa Spor'a gol atan. Bedira'nın kardeşi bildiğim kadarıyla sağ bekin. Osmanlı Spor'da Ali Eren İyican var. Erdem Çetinkaya diye bir gencecik bir çocuk var. Bunlar hep takip edilmesi gereken oyuncular. Ama işte takip edemiyorsun çünkü zaten scouting'e verilen değer ortadayken verilmeyen değer ortadayken kimse oralara bu kadar gözlemci olamaz. Ama biz onları ne kadar göz önünde tutarsak, yani ne kadar hafta içlerine de maçlarını yayıp değişik saatlerde maçlarını başlatırsak o kadar daha fazla izlenir olurlar. Bir de mümkünse o kulüplerin maçlarını, isimlerini vermeyeceğim şimdi ama tüm dünyada bütün kulüplerin kullandığı 2-3 tane oyuncu program ve var. Maç izleme programı var. Anlaşalım bunlarla. Türkiye Futbol Federasyonu olarak anlaşalım onlarla. Gerekirse bu ikinci ve üçüncülük maçlarını onlar çeksinler. Sitelerine ve TFF'nin sitesine koysunlar, biz de mahrum olmayalım. Daha önce izlemek isteyen onu, buraları da izlesin yani. Daha önce bununla alakalı bir çalışma oldu o programlardan bir tanesiyle ilgili ama hocalardan bir tanesi özellikle ismini söylemeyeceğim. Bizim maçları da rakipler izleyebilir düşüncesiyle. Abi rakip analizi zaten. Tam rakip bizi analiz etmesin düşüncesiyle mesela çektirmeyelim maçımızı diyen hocalar olduğunu biliyorum. Yani hoca emekli ayrıldı mı? Bunu yok, çalışıyor. Önce. Enteresan. Yani niçin böyle söylediğini sadece rakip analizi... Abi rakip analizine sürü kurulu bir oyundan bahsediyoruz yani. Evet. Hani... yani biz analiz etmesek de olur ama onlar bizi analiz etmesin. Bakış açısı bu. Hocanın adını söyleyeceğim, şaşıracaksın. Ama şimdi Galatasaray'la alakalı bir haber ekranlara gelecek. Galatasaray yönetimi birer yıl sözleşmesi kalan Muslera ve Emre Akbaba'ya yıllık ücretlerinde %30 indirimli yeni kontrat önermeyi düşünüyor. Bakesetas, Bakesetas vurdu Muslera. Bir kez daha Bakesetas, yine Muslera. Üst üste inanılmaz kurtarışlar Fernando Muslera'dan. Koronavirüs tedbirleri kapsamında A takım bütçesini düşürme kararı alan Galatasaray yönetimi futbolcularından maddi fedakarlık bekliyor. Yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan Sarı Kırmızılar 3 yıldız oyuncusu için ortak hareket etme kararı aldı. €3.575.000 ile takımda en fazla kazanan 3. isim olan Fernando Muslera ve €1.750.000 ile yerlilerde tavan ücreti alan Emre Akbaba'nın bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in uzun vadeli planlamasında kadronun temel taşını oluşturan Muslera ve Emre'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunulacak. Ancak iki oyuncudan da garanti paralarında %30'a yakın indirim yapmaları istenecek. En az 3 yıl daha kaleyi koruyacağı düşünülen Uruguaylı bir numaranın ücreti €2.5 milyon seviyesine çekilecek. Emre Akbaba'ya ise TL üzerinden ödeme yapılacak. Şimdi Feghouli ceza alanına gönderdi. Emre vurdu ve gol. Emre golle döndü. Mükemmel bir gol attı, evet. Emre Akbaba. Muslera ve Emre gibi Ryan Donk da ücretini indirmesi halinde yeni sözleşme imzalayacak. Bu sezon 2,2 milyon euro kazanan Donk'a önerilecek rakam 1,5 milyon euroyu geçmeyecek. Hollandalı savunmacının takımda kalması bekleniyor. Galatasaray'da Fernando Muslera ve Emre Akbaba'ya ücretlerinde indirime gidilerek yeni sözleşme önerilmesi gündemde Sarı Kırmızılı Kulüp'te. Öncelikli konulardan bir tanesi bu. İkisi de önemli oyuncu takım için. Ama Fernando Muslera adına herhalde farklı bir parantez açmak lazım. Futbolu burada bırakırsa... Burada kalacak zaten bence. Evet. Ben sana söyleyeyim. Hani futbolu burada bıraktığı gibi Türkiye'de kalacak zaten bence Fernando Muslera. Gerçekten çok seviyor. Öyle hissediyorum ben. Ülkeyi ve kulübü. Ve mesela sorun çıkartmayacak ilk oyuncu Fernando Muslera olur Galatasaray'da. Bence.
Niçin söyleyeyim? Hani burada kalmayı planladığını düşünüyorum. Hiçbir bilgiye dayanmadan sadece bugüne kadar vermiş olduğu demeçler üzerinden ve o bağlılık üzerinden konuşmak lazım.